Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul lalemizin tarama kısımlarıyla devam edeceğiz. Lalemizin zeminini sürmüştük biz. Şimdi aynı üslupta olması için, aynı yaprağın kıvrımında, aynı yerlerde taramamızı yapabiliyor olmamız için şöyle bir hamle yapacağım. Desenimi buraya çizmiştim ya. Bu deseni tekrar bu zeminin üzerinden hafifçe ama çok böyle karartmadan tekrar geçireceğim ki yaprak kıvrımlarım tam belli olmasın. Yani çok kara kalem hattını göstermeden birazcık kendimize fırçanın gideceği yerleri görebileceğimiz biçimde şöyle hizalayalım. Taramaların tam yerlerini ayarlayabileceğinizi düşünmezseniz burada gördüğünüz İstanbul Lalesi'nin üzerindeki tarama kısımlarını da alabilirsiniz. Mesela eskiz kağıdının üzerine işte en çok karanlık olan kısım şurası ya da burada çizgiler oluşturmuş yapan kişi. Aynısı yapmak üzere onların yerlerini de işaretleyebilirsiniz. Şöyle ki bunu buraya koyalım. Mesela şurada bir tarama yoğunluğu var. Burada var. Şuranın içi zaten çok kırmızı. Tam ortada şöyle bir çizgi var ve arasında bir boşluğu var gibi. Buraya hizalayıp bu hizaladığınız yeri burada da belirtebilirsiniz. Şimdi ben tarama için fırçamı alacağım. Bunun için yine Winsor & Newton incilerinizi kullanabilirsiniz. Bir de piyasaya şöyle bir fırça çıktı. Bu sanırım yerli yapım ya da nereden geliyor bilmiyorum. Gelincik fırçası diye satıyorlar. Çok da ucuz. 15 lira birçok sanat evinde. Ben yine Zerhan Tesip Atölyesi'nden aldım. Kendim de keşfetmedim. Öğrencilerim nasıl diye sormuşlardı. Aldılar. Çok hoşuma gitti. Tarama için ve geniş alan halkarı için çok iyi. Ucu incecik. Bunu kullanabilirsiniz. Kedi kılı fırçalar var. Onlar orijinalini bulsanız çok harika olur. Bize zamanında minyatür hocamız yapmıştı. Ama onu bulma şansınız çok yok. Bu da onun kadar iyi neredeyse. Buraya da vermilyon tonum vardı ya. Kırmızı ton. Bu tonu paletimin üzerine aldım. Önceki günkü yaptığım sarıdan da azıcık koyup taramaya başlayacağım. Bunu neden 3 parçaya böldüm? Şu çok sulu. Bu biraz daha katı. Bu daha da katı olarak kullanacağım. Renk olarak da aynı şekilde. Mesela içine birazcık sarı karıştıralım dediğimde. Birazcık sarımdan alacağım. Bu rengi açacağım. Çok hafif. Turunculaştırdım. İsmi de Turuncu Uşakgizade Efendi ama vermilyonu ağırlıklı. Alttan sarıları göründüğü için daha turuncu gözüküyor. O yüzden çok turunculaştırmadan daha çok kırmızıyla tarayacağım. Bu ilk tonu açalım. Bu sulu olan renk dediğim mi? Fırçamın ucunu iyice temizliyorum. Burada az bir boya var. İlk etapta ne kadar az olursa sizin için o kadar iyi. Çünkü fırça hamleleriniz bir anda girdiği zaman desenin içerisine sonra kurtarma şansınız daha zor oluyor. Şuraya bir sınır belirleyelim önce. Sonra bir daha yapacağız o sınırı. Bu tarayacağımız yerler, aradaki boşluğum, buradaki dalımın ayrımı, bugün farklı bir odada çekiyorum, ışık daha farklı, biraz daha fazlaca. Bol bol güneşli.
Şurada böyle bir ayrımım daha var. O kapanıyor. Sonra o kapanan ayrımdan şuradaki yaprağım buraya giriyor. Bu alttaki görünen diğer yaprağın gölgesi içine girecek. Evet, taramaya başlayalım bir yerlerden. En koyu yerlerden başlayalım. Ne kadar silik olursa o kadar sizin yararınıza. Varla yok arası hareketler. Bir yandan karşımdaki laleyi takip ediyorum. Taramasının olduğu yerleri görüyorum. Tam orta noktamdaki çizgiyi de alalım. O kadar güneşli oldu ki bu sefer de. Fazlasını alıyoruz fırçamızın. Orta çizgimi çektim. Oradan itibaren olan taramaları da aşağıya indireyim. Uzun uzun taramalar. Varla yok arası. Çok görünürse hemen fazlasını alın. Bu çok sulu. Sulu boya kullanmadım. Yine kuajlarımızın iyicinde sulandırılmış hali. Bunların içinde beyaz yok. Daha saydam dursun diye. Beyaz matlaştırır. Biraz vermiyon, biraz da sır var. Çok hafif bu renkte. Sonra sadece vermilyonla devam edeceğim. Vermilyon dediğim kırmızımızın en açık olanı. Bu hani ilk çiçek taradığımızdaki taramalar gibi değil. Çünkü biraz daha durumuna göre eğebiliyoruz. Bazı yerler daha koyu olabiliyor. Bu çiçeğin rengini de alıyor aynı zamanda. Hem gölge hem de çiçeğin rengi birbiriyle karışık resmediliyor burada. Mesela resim sanatı gibi değil, üçüncü boyut ışık gölge bunda eksik demiştim ya, mesela bunda katman var sanki perspektif gibi ama gerçekten ışık gölgeyi almış olsaydı farklı tonlarda gölgelendirme, bir gri tonuyla ya da beyazla aydınlatma vesaire de yapılırdı. Bu tarz iki boyutlu çalışmalarda o yok. Mesela şu kısımları hafif sanki dıştan şu yaprağın kıvrımıyla geçiş yaparcasına tam diptenki olan kısımları bu şekilde tarayacağım. Yine çok açık. Hata yapsanız bile üzerinden düzeltebileceğiniz biçimde. Çok sulu. Binlerce tarama ile vereceğiniz renk oyunları bunlar. Tarama ile yapıldığı gibi bu tarz renk tonlamaları noktayla da yapılır. Ona da perdaz deniyor. İranlılar çok kullanıyor onu. Bizde de var ama onlar da bayağı hani çok profesyonel seviyede perdaz. Çok büyük tabloları bile noktalama tekniğiyle tamamlıyorlar ve çok ince bir şekilde çok güzel duruyor. Aynı bu gölgelendirmeyi nokta 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 noktaları kullanarak tamamlıyorlar. Hocamın da öyle bir çalışması vardı. Çok güzeldi, hilye.
etrafında gül buketleri. Fakat hepsi noktalardan oluşmuş bir çalışmaydı. Çok güzeldi. Bu uçlar mesela orijinalinde daha kırmızı. Ben de kızımızlaştıracağım. Ama şimdi aşama aşama gidiş evresinde taramalarımı uzatıyorum ki o çok keskin görüntü olmayacak bittiğinde. Yani bir anda ucu kıpkırmızı gibi değil de yavaş yavaş geçiş yapmış hissinde. Şu altta kalan kısımlar hep daha koyu olacak. Onları koyulaştıracağız gerçek vermilyon tonuyla. Hatırlatma için böyle bir daha tarayalım. Şu evre bile mesela artık şeklini bulmaya başladı. Tam bu kısımda biraz hızlandırayım. Şimdi birazcık daha fırçamı koyu tuluma batıracağım yani. Bu turunculu olana değil, kırmızıya. Yine sulandıracağım. Bu sürekli kuruyacak kendi şeyinde. Ben onu biraz su aldım mı? Şimdi ucunda biraz daha koyu olduğu için daha dikkatli davranmalıyız. Elime yine siliyorum. El en kolayı. En koyu yerlerden başlayalım. En koyu yer neresiydi? Hemen göstereyim. Bakın. Şuradaki en alttaki gölgede kalan kısımlar. Böylece fırçamın ucunda fazla bile olsa oraya gelir. Yani sıkıntı olmaz. Zaten orası kıpkırmızı görünecek. Gözünüz bir yandan taradığınız yerde olsun. Yani resme bakın. Yine fırçanın ucunu incecik tutun. Şimdi dışından bir kontür gideceğim. Hem de bakıyorum nasıl bir dalgalanma var diye. İncecik. Şöyle içeriye bir girinti var burada. Şu kısım kıpkırmızı zaten. Hafif dalgalı görünümü yaprağın. Uçta daha düz. Daha da kızartacağım o en uçları. Şurada bir kıvrım. Hafif dalgalanmalar var burada yine. Ortadaki keskinliği artık netleştirelim. Evet, şimdi bu kırmızı üzerinden taramamıza devam edelim. Hocam bir daha boya alıyorum. Fazlasını alıyorum.
ve o en koyu yerlerden taramaya devam ediyorum. Çok sulu olmasın. Çünkü eğer su çok, yani sulu olacak ama aşırı sulu olursa da bu sefer alttaki boyaları kaldırmaya başlar. Zeminde akrilik değil. Direkt sarı hareketlenirse bu sefer yapmak istediğiniz hareket bozulmaya başlar. Bu akrilikte olmaz. Akriliğin başına gelmiyor. Akrilik çünkü suda tekrar çözülmediği için. Fakat onda da şöyle bir zorluk var. Yaptığınız hamleyi tam doğru yapmış olmanız lazım. Çünkü onda da geri dönüş yok. En ufak bir çizgi çizdiğinizde. Ama elinizi profesyonele alıştırıp sonra akrilliğe geçerseniz üzerinde sulu boyayla falan çok kolay çalışırsınız. Zemin sabit durur. Hatta taramayı bile airbrush akrilikleriyle yapabilirsiniz. Onlardan hiç bahsetmedim. Alın falan diye ama birazdan gösteririm, küçük bir video ile Instagram'a atarım. Airbrush bir makineyle spreyleme yoluyla atılan bir boya şekli. Boyama şekli. Onunla da güzel zemin renkleri elde ediliyor. Yine Schmincke'nin airbrush'ları var bende. Sulandırılmış akrilik gibi diyelim. Yine pigmentleri ince olanlardan. Buralarda kontürleri belirgin yapmıştım. Taramalar üzerine gelmesin diye. Şimdi taramalar o kısımlara değebiliyor. Bir sakıncası olmaz. Ara ara hızlandıracağım. Çünkü bu uzun bir işlem. Aynı yeri tarıyorsam hızlıya alayım, hızlı çekime. Çok uzamasın. Laleyi de tamamlamak istiyorum çünkü bu bölümde. Gözüm hep bir yandan orijinal lalede.
hafif düz taradığım gibi yan da tarıyorum. Hani o lalenin iki yana ayrıldığının ifadesi. Sanmayın ki görünür, görünür. Yani burada çizgilerin arasında, çizgilerimiz aslında görünmüyor ama onun verdiği his yansır. Dışlardakiler biraz daha dıştan şöyle hem içe hem zemine doğru, yani şu aşağıya doğru bakan kısımları aşağıya, buraya yükseldikçe birazcık daha içe bakıyor, şöyle iç orta çizgiye yani. Mümkün olduğunca görünmeyen çizgiler. Bakın deminden beri aslında belki videoda çizmiyor gibi görünüyormuş olabilir ama yavaş yavaş renk belirginleşmeye başladı. Bu katmanlar sayesinde, attığımız katmanlar sayesinde oluyor. Uçlara koyu kırmızımızdan bırakıp içeriye doğru tarıyoruz. Koyuluklar üstte kalsın, yani uçlarda. Oraları taramadım. Direkt kırmızıyı değdirdim. Aradaki sarıyla olan bağlantısında yavaş yavaş geçişler yapıyoruz. Bu hafif geçişlerin, hani ilk başta yaptığımız görünmez taramalar aslında bizim yaprağı böyle hissetmemize yardımcı oluyor. O yüzden yavaş yavaş yapmamızın artısı çok. Tam olarak o yaprağın eğimini, kıvrımını, çiçeğinin koyuluğunun gelebileceği yerleri hissetmenizi sağlar. Hem de olası bir hatadan dönmenizi sağlar. Hafif hafif taramayla başlangıç. Ortadaki yaprak biraz daha kırmızı iniyor. Taramada hem aşağıya hem de böyle hafif içeriye doğru bir çekiş yapıyorum şu kısımlarda. Biraz daha aşağı inince daha alta doğru çekeceğim bu hareketleri. Bunların hepsi hissetmeniz, karşınızda gördüğünüz şeye doğru bakmanızla orantılı olarak geliştireceğiniz şeyler. Şimdi ilk yapacağınızda elinize aldığınız zaman büyük ihtimal böyle birazcık daha çalı gibi duran hareketlerle karşılaşacaksınız. Yani öyle olacak. Ama bu bizim moralimizi bozması için bir sebep değil. Çünkü her desen gelişiminde olduğu gibi bunda da ilk başta tabii ki de tökezeceğiz. Zaten tek seferde mükemmel şeyler yapabiliyor olsak, yani bu sanatın çok da bir şeyi olmazdı sanırım, değil mi? Zamanla elimize oturuyor, zamanla yerleşiyor, çok çalışmayı gerektiriyor her bir hamle. Tarama da öyle. Burada bir koyuluk daha var.
Bir yandan laleme bakıyorum. Bazen işlerden sıkıldığınızda böyle tarama zihni resetlemek için iyi oluyor. Bazen çok bir şey düşünmek istemezsiniz. Mesela tasarım düşünmeyi gerektirir. Kafa patlatmanız gerekir. Hani yeni bir şeyi yaratmak sonuçta çok kolay değil. Bazen tesip yaparken hani aynı şeyden sıkılmış olabilirsiniz. Uzun sürüyor çünkü tesipte. Böyle bir lale taramak, gül taramak insana iyi geliyor. Çok düşünmenize gerek olmuyor. Çok içine dalıyorsunuz. Rahatlatıcı. Çok uzun sürerse çok sıkıcı. Benim çiçek ressamlığı icazetim. Hani full çiçek kaplı bir işti. Tesibi sanki çiçeklerden oluşuyordu. Ve çok kısa sürede icazet merasimine yetiştirmiştim. Çok yormuştu sürekli olarak o çiçekleri taramak. Hafif hafif, çok göstermiyorum. Buradaki sarılığı kaybetmeyeceğim. Ama böyle bir yaprak olgusu, damar hissi, bir renk geçişi olsun diye hafif tarıyorum. Yok gibi görünebilir ama var. Şu yaprağın kesiştiği yerde biraz tarama var. Kızarıklık. Koreye çıkalım. Çok da fazla yok buralarda. Şunun yan tarafında biraz var. Bunda hafif hafif komple var. Bu yaprağın iç kısımlarında var. Bu yaprakta şöyle bir küçük dönüklük de var. Onu da gösterelim. Kendi içinde şu kısım hafif böyle kırılmış ve buranın üzerine gelmiş. Sonra buraya geri dönmüş. Dolayısıyla onun dibinde çok hafiften bir kontur çekeceğim. Evet. Şimdi taramayla onun varlığını daha çok belirginleştireceğim. Kontür çektiğim o kıvrımın iç kısmına tarama yapacağım. Kendisine değil, aydınlık kalacak biraz daha. Biraz daha zoom yapmamı ister misiniz? Bu video çok uzun olacak sanırım. İnşallah rahat paylaşılır. Videonun süresi uzadıkça paylaşılabilir mi? Şeyde zorlaşıyor.
Az çok her yerin kırmızılık tonu tamam. Şurada birazcık daha yaprağın ucuna doğru var. Şimdi bir ton daha koyusunu alacağım. Bu son tonum olacak yapraklarla alakalı. Biraz daha koyusun. Yani koyu dediğim daha katı bıraktığım tonu alıyorum. İçine biraz daha kırmızı ekleyebilirsiniz. Ya da bir ton koyu kırmızı diyelim. Bir ton koyu dediğimde şu hemen göstereyim. Getiremedim. Crimson kırmızının gibi bir kırmızı. Şöyle İyicine kızartmış oldum. Bu üçüncü ton olmuş oldu. Ama üçüncü ton olsa da mesela bunu daha sol kullandığımızda daha farklı görünüyor. Daha koyu kullandığımızda daha farklı görünüyordu. Aynı şekilde bunlar da öyle. Netice istediğimiz renk, yani bu çiçeğin rengi olana kadar uğraşıyoruz. Uçların en uç kısmını biraz daha kızartıyorum bu koyulaştırdığım tonla. Çok hafif bir kontür varla yukarısı. Bu sarı yerlerinden çok geçmeyeceğim bile. Sonra hafif kızarttığım yerlerine tekrar iniyorum. Varla yukarısı bir kontür. Ucu kurudu sanırım. Şimdi biraz daha koyu kısmından şu içteki en koyu görünen yere bir sürelim. Şimdi bu sınırı belirleyelim çünkü en koyu kısmın bir ikinci yeri de yaprağın altı. Kontür fırçamı alayım onun için. Şu kısmın içlerinde de hafif bir kontür var. Çok hafif.
kısmının altı da çok koyu. Sırtına bir belirginliği indirelim. Buradaki hareketlere göre koyuluğunu artırıyorum ya da bırakıyorum. Niye? Çünkü hani reprodüksiyon yapıyoruz dedik. Kendi kafamıza göre tarayacağız gibi bir şey düşünmedik. Kendinize renklendirebilirsiniz ama bu hissiyat için birkaç tane de olsa İstanbul Lalesi tarayın. Değişik bir anlayış var çünkü. O da elinize profesyonellik katar. Klasik üsluba göre. Evet. Şimdi bir daha tarayacağım. En koyu tonla. Bu sefer çok kısa kısa çizgiler. Eğer koyu tonları uzun uzun yaparsam o zaman buradaki bütün deminden beri uğraştığımız şeyin bir anlamı olmaz. Çünkü o yavaş geçişi kullandığımız boyanın tonuna göre kısalttık. En açık tonlar, en uzun çizgilerdi. Sarının üzerinde hareket ediyoruz ve bu yavaş geçiş yüzünden hiç böyle gözümüze batan bir yer yok, değil mi? Böyle nefesinizi tutup sakinleşebileceğiniz bir çalışma şekli. İstanbul Laleleri. Şu ortada boydan boya bir koyuluk daha var bu açık rengin yanında. Ve o koyu renk şöyle açılmış. Taradıkça bu şekiller size kendini daha çok gösterecek. Nerede ne vardı. O yüzden bir acelemiz yok. Zaten bizim işimizde hiç acelemiz yok bu işlerde. Her şey sakinlik, huzur ve istek mukabilinde bir araya geldiği zaman o size kendini açar, siz onu kendiniz açarsınız. Yani buraya bir iş çıktığı kadar aslında sizin de gönlünüzde böyle bir ferahlama, bir hafifleme olur. Bu arada taramayı illaki bölümlerin ilerisine geldiğinde yapmak zorunda değilsiniz. Boyaya başlayıp karıştırmaya başladıktan sonra yapabileceğiniz detaylardan WhatsApp öğrencilerim için söylüyorum. Bu bölümü izleyip çalışabilirsiniz. Çok fazla da hızlı yağ aldırmak istemedim. Aslında konu olarak aynı gibi, sürekli tarıyorum gibi ama farklı farklı yerlerde nasıl hareket yaptığımı görmeniz için geçiştirmek istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş bölüm bölüm ya da durdura durdura izlersiniz.
Sonuçta aynı ortamda da olmuş olsak karşılıklı bu taramayı sonuna kadar yapıp göstermeliyim ki siz de rahatlıkla anlayabilmelisiniz. Dün çalışırken fırçayı düşürmüştüm. Bakın hiç görünmüyor değil mi? O malzeme güzel bir malzeme. Ben çok beğendim. Öyleyse almıştım. Bir iş eskitmek için kullandım. Ama gördüğünüz gibi hataları da güzel çıkarıyor. Kağıtları zedelemeden çok fazla. İlla ki zediliyordu ama neşter gibi değil. Ya da başımıza geldi, tüh, eserimiz mahvoldu. Yu kapatacak bir şeyi var yani. Tabii ki yapmazsak daha iyi hata. Ortaya doğru bir geçiş var. Seyrek seyrek dibe doğru tutacağım ama şuradaki sarılığı da kapatmayacağım. Fırçayı bazen yukarıya doğru geçiyorum. Aslında ağzıma alıyorum. Boya fazlasını hafifletmek istediğinde sulandırmak yerine böyle birazcık yaladığınızda şey oluyor. Hem çok ıslanmamış oluyor fırça hem de boya biraz hafiflemiş oluyor. Bizim fırçası boyaları yutmakta çok sakınca olmuyor. Bugüne kadar hep yuttum. Hiçbir şey olmadı. Bize de olmaz. Mürekkep yalamış diye bize denir herhalde. Böyle bir mürekkep yalama şekli. Burayı koyultalım. Yaprağın böyle kıvrılmış yeri şu açıklığı birazcık uca doğru devam ediyor. Hattatlara ve müzehiplere derler ki hani yaptığımız iş hassas, hep nefesleri tutuyoruz kontür çekerken, tarama yaparken. Ömrümüz de sayılı ya, bize nefesi azaldığımızdan ömrümüz daha uzun olacak derler ama bakalım. Az nefes alıyoruz diye. Allah hayırlı ömürler versin. Dolu dolu yaşanmış, doğru yoldan şaşmamış bir ömür nasip etsin hepimize.
atıyorum farkındaysanız. Şurada bir etki eksikliği var gibi. Şurayı koyultalım biraz daha. Şimdi de yaprağa geçeriz. Hemen göstereyim. Bunun üzerine belki birkaç hamle daha atarız ama şu yaprağı da bir koyulaştıralım. Bu yaptığımız. Bu da orijinali. Bakın. Şöyle. Şimdi yaprak için de iç çizgilerini alalım. Ben buraya almışım zaten daha önceden. Üstüne koyuyorum. Çok bastırmadan şöyle hafifçe. Bu dalgalanmanın, yapraktaki dalgalanmanın sap girişinin yerini belli ediyorum. Direkt fırçayla da yapabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıralım böyle. Bakalım. Evet, şimdi daha iyi görünüyor. Şimdi de yaprağı için rengimizi ayarlayalım. Bu sefer biraz mavi alacağım. Çünkü taramaları bayağı mavili mavili. Hatta bir tanesini ayrı bir tutalım. Birini de yeşilin içine karıştırmalık sürelim. Bu tüpleri hiç sevmiyorum söylemiştin değil mi? Yani boyamı seviyorum da tüplerini sevmiyorum. Evet, şimdi de yeşillerden alalım. Yeşiller dünkü karıştırdığımız demin rengi. Koyu tonundan aldım. Karıştırıyorum şimdi, eritiyorum. Şuradaki mavimin yanına koyalım. Bir yandan da karşımda rengim var. Bu onun taramana rengine geliyor. Biraz daha yeşiltelim. Kim bilir bunların orijinali nasıldı? Keşke gözle görme şansımız olsaydı. Renk tonlarını falan. Ya da tekrar yeniden çekilmiş şansı olsaydı. Çünkü şimdiki kullanılan malzemeler, makineler çok daha profesyonel. Bence bunun uluslararası bir şeyi olması lazım. Açıklığı. Yani bu Türkiye'den gitmiş bir ürünse, satın alınmış da olsa, müzelerde de olsa,
Hani bir şekilde kullanıma bazen de kitaplaştırmak adına izinleri olup açıkta tutmaları lazım. Kullanılabilirlik adına. İlk tonlamayla başlayalım. Önce şu sap girişini bir yerini belli edelim. Kontör bıçağımızı yapalım. Bunun ucu çok kontör için, geniş kontör için kıvrak kaldı. Şurada bir sap girişi var. Sap girişinden yukarıya da birazcık şurada boşluğu kalacak şekilde karşı, hani yaprak ikiye ayrılmış, ikiye kıvrılmış hissini vereceğiz. Daha sonra kontürleri koyulaştıracağım ama yine dediğim gibi yavaş yavaş hareket etmek için ilk etapta açıkla devam edelim. Şuralara bir daraltma yapmışım. Düzelterek gidiyorum. Şurada yaprağın bir açıklığı var. Onu daha açık bir kontürle geçelim. Takip edin. Çünkü bu hareketli bir yaprak. Hangi hareket nereye geliyor diye takip edin. Ona göre siz de gölgelendirirsiniz. Şuradaki çizgi şöyle bir dipte oluşturmuş kalınlık. Şurada bir aydınlığı var. Şöyle hafif dönerli. Ondan sonra burada tekrar şöyle bir içe girmiş. Evet. Şimdi yavaş yavaş tarayalım. Biraz daha sulandıralım. Kontür kıvamından. Bayağı bildiğiniz mavimsi, petrol mavisi bir renk. Uçlardan başlayalım. Oldukça koyu bu. Çok korkmadan tarayabilirsiniz bu iç kısmı. Tarama fırçamızı alalım.
Kimi bugün gündüz yapmaya karar verdim. Çünkü taramalar rahat görünsün diye. Yine yaklaştıralım zoom. Akşam ışığı belki zayıf kalır gibi geldi. Kendi gözlerim için de öyle oldu açıkçası. Gündüz yapınca kızım da diyor ki hani gece yapacaktın çalışmalarını, gündüz yapmayacaktın diye bana hesabını soruyor. Öyle söylüyorum ben onlara. Yattıktan sonra çalışıyorum genelde daha ziyade. Tam iç kısımları, orta kısımları, şu böldüğümüz orta kısımları daha koyu renk gidecek hep. Sulu boyayla taraması daha kolay ama guaj da daha örtücü. Ya bunun da artıları yok değil. Sulu boyayla biraz daha fazla zemin atmak, tarama atmak zorunda kalıyorsunuz. Bu daha çabuk örtücü oluyor. Yani işte her şeyi avantaja çevirmek lazım. Elimizde ne varsa. Sadece en iyisini yapmaya odaklanmak lazım. Yanından yine karşıya bakmayı unutmuyorum. Şu kısımlar yaprağın hizasınca olacak. Yine sulandırıp başlayacağım. Fırça hareketleri görünmesin diye. Sıkıcı olmasın diye de birazdan hızlandıracağım. Şimdi uçtan başlayarak dibe taradığımda fırçamı dipte karartıyorum. Yani kalınlaştırıyorum. Zorlanırsanız yaprağın çiçeğin şeklini tersine çevirebilirsiniz. Yani bu şekilde baş aşağıya da tarayabilirsiniz. Şöyle. Çünkü hani böyle atarken fırça daha bastırıp kullanmış oluyorsunuz. Yukarıya doğru süpürge gibi attırıyorsunuz ya. Eğer daha kolayınıza giderse tabii. Benim için fark etmiyor. İki yöne de kullanabiliyorum. Burada yaprağın çıkış yönüne oranla bu taraf şu tarafa bakıyor. Yukarıya doğru, bu taraf da sağa doğru hafif. O meyli yavaş yavaş vermek gerekiyor. Ne kadar silik tararsanız o meyli yapıp yapamadığınızı yavaş yavaş görürsünüz. Koyulaştırıcı da üzerinden daha rahat gidersiniz. Acele etmeyin, en açık tonuyla başlayın. Yaprak yukarıya doğru koyu renkli aslında. Ama hızlandıralım. Yavaş yavaş tarıyorum. Şimdi biraz koyu tonum lacivertim vardı ya. Onunla biraz daha karıştıracağım rengimi.
Hatta birazcık da siyahlık atacağım. Çünkü bu lacivert de yetmez. Bayağı koyumuş. Gece mavisine döndüm. Bunu bir ton bir de koyulu tutacağım. Yani şuraya bir yere bu boyadan alayım. İçine siyah ve maviden biraz daha katacağım. Çünkü bu koyu tonun da bazı yerleri daha koyu ve daha açık. Onu elde etmek için iki ton çalışıyorum. Şimdi bu koyu tonla ben kontürleri bir daha çekeceğim. Anneciğim. Zeyra beni dışarı çağırıyor. Gelebilir miyim? Gidebilirsin. Montunu giydireyim mi? Evet. Montunu. Tamam. Günün dezavantajları tabii çocukların istekleri bitmiyor haliyle. Kontür çekiyorduk. Şurayı bir ayrı gösterelim girişleri yine. Tam iç kısımlarda hani kalın olmasında bir sakınca yok. Zaten kontürü şey tutacağız. Taramayı çok geniş geniş yapacağız. Oralar çok karanlık. Hatta tarama yapmaya bile gerek yok. İçerisi bayağı karanlık. Yani şu kısımlar. Tam karanlık. Keskinliği bozmayalım kontürleri ihlal edip. Çünkü orası tam ayrışan yer.
Evet, şuraya kadar. Şuranın alt kısımlarını da koyu tarayacağız. Kuyruğunu vereyim, sonra tarayacağım yukarıya doğru. Burası biraz yukarıya aydınlanacak. Evet, şimdi taramayla devam edeceğiz. Bir açık ton hazırlamıştım ya, onu da tarayalım. Sonra yine koyu tona döneceğiz. Direkt koyu ton yaparsam uçlar için çok keskin olur. Şu aydınlığı da görmek istiyorum yukarıda. Sonra bu dış kısımları da kontür çekeceğiz. Şimdi kedi geliyor. Pamuk. Ne oldu? Geldin mi? Pamuk. Biraz rahat davranıyorum. Burada iyice koyulaşacak diye. Yukarının gölgesini verelim. Bu İki ton, ikinci olarak hazırladığım koyu mavi ton biraz daha yukarılara yaklaşabilir. Nasıl bölünmeye başladı gördünüz mü? Yaprağın arası. Düz bir hatta şekle dönüşüyor. Şarjım da azalmış. Hızlıca yapalım. Hızlıca derken tabii ki belli bir ayarda ama. Ara ara kapatırım. Hızlandırırım. Açık tonların hepsini bitirelim elimize almışken. Gövdeyi birazcık daha tarayalım. Tam dip biraz koyu. Biraz fazlasını alalım fırçanın. Yaklaştırayım yine.
Burada her yerini taramayacağız. Sanki bir tarafını kontür gibi aşağıya indireceğim tarama şekliyle. Tam kontür de değil, tarama gibi hafif hafif. Ara ara ortalara getireceğim. Kafama göre değil, yine karşımdaki desene göre. Bir yandan orası hep gözümün önünde. Biraz daha koyu. Kontürü biraz daha belirginleştirelim. Yukarıdan gelen sap girişi biraz daha belli olmuş olsun. Bir ton koyusuyla tekrar tarayacağım. Şarj bitecek diye heyecan yaptım. Tarıyoruz, tarıyoruz, tarıyoruz. Koyu tonlu yerlerden devam edelim. Şu kısım iyicini koyulaşmış. İçeriye doğru hafif bir açıklığı belli edeceğiz. Bu yaprağın içte kalan kısmının az gölgelisi bu taraf. Buranın sırtında var. Karşınızda bir örnek olduğu için nereye hangi gölgeyi yapacaktım diye düşünmenize gerek yok. Zaten bir şeyin kopyasını yapıyoruz. Karşınızda duracak o renk. Siz de ona göre renklendireceksiniz.
kısmının altından da devam edelim. İçleri ben biraz daha koyulaştırdım aynı sistemde. Burası da çok koyu değil, yukarıdaki sap gibi. Dış hatlarını az belli edelim. Şöyle bir koyuluk ekleyelim. Hafif bir aydınlık görünsün ama koyu olsun. Benzedi. Kendi imzamı da atacağım. Yukarıda Arapça bir laleyi yapan kişinin, yani Mehmet Bey'in o dönemde kimse işte, onun imzası var. Ben de kendim yaptım diye kendim imzamı atayım. Normalde tesipte desen sizinse tesibin içine imza atıyorsunuz. Değilse dışına. Bu benim değil ama zaten klasik. Herkes bilir bunun benim olmayacağını. Tanır yani. Yanına imzamı şu anda ben yaptım olarak atacağım. Onu da şekilli atayım hatta. Buradaki Arapça yazı güzel olmuş. Talik şeklinde yazmış. Evet, bu şekilde. Sonra tuşlarını yine atacağım. Fotoğraf olarak paylaşacağım. Buraya az bir tarama daha var. Şarj bitecek diye acele ettim ama bu kısmı. Beyazlıkların üzerinden hafif hafif geçiyorum o çok sulu açık renkli taramayı. Ama aydınlığını da karartmak istemiyorum. Evet. Şöyle yaklaştırayım. Fotoğraf olarak da atacağım. Bakalım. Orijinaline bakalım. İkisini yan yana yine atarım. Sizler de böyle bir çalışma yapıp hem kendinizi rahatlatın hem böyle bir mola vermiş olursunuz desenlerden. Hem de taramanın detayını görmüş olduk. Bir dahaki bölümde yine görüşmek üzere. WhatsApp derslerine katılmak isterseniz beni ekleyebilirsiniz. Instagram'dan takip edin ki buradaki attığım fotoğrafları oradan görebilin. Şifa Sanat'a Sifa Sanat. Görüşmek üzere.